Audio Jungle. Değerli Proje Fırsat takipçileri, Etra Holding'in hayata geçirdiği Herdem Sağlıklı Yaşam Köyleri projesi yapılan basın lansmanının ardından satışa çıkarıldı. Yanımızda Etra Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ercan Uyan var. Ercan Bey'e bilgi almak üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Ercan Bey tekrar hayırlı olsun, merhabalar. Teşekkürler, çok sağ olun, merhabalar. Herdem Sağlıklı Yaşam Köyleri projesi hem yaşam sunan hem de belirli bir konsepte sahip seçkin projelerden bir tanesi. Böyle bir proje hayata geçirmeye ihtiyacı nasıl doğdu? Fikirsel süreçten bahsedebilir misiniz? Aslında sonuç şu, bu bir hani sonuç ama sebebine gelince siz onu soruyorsunuz. Türkiye'de şu an bugün için 55 yaşında emekli olan insan büyüklerimizi görüyoruz. Bu kanun düzenlemeleri 60-63 çıkartıldı ama bugünlerde o 55'ler, 60'larda. Ve TÜİK'in verilerine göre, yani Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de insan ömrü Türkiye için 80'e dayanmış durumda, 79'larda. Dolayısıyla insan ömrü 25 yıl, 30 yıl emekli olduktan sonra hayatlar nasıl geçeceklerine dair bir çözümleme var mı diye Türkiye'de baktığımızda karşımıza maalesef çok fazla alternatif çıkmıyor. Bakıma ihtiyacı olan yaşlı diye bakım destekleri, huzureler gibi çözümler üretilmiş ama yaşlılarım da buralara gitmek istemiyorlar. Peki ne yapacaklar? Gün boyu evde oturmak da onlar çok fazlasını üzüyor. Bu ihtiyaçtan gidecek olan aktivite alanları fazlası ötülmüş değil. Bu emekli olduktan sonra, 55 yaşından sonraki kitlenin geri kalan 25-30 yıllık bir ömrü, orta ömür üzerinden konuşuyorum. Bu ömürlerin daha sosyal, aktif, doğal ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri adına geniş bir konsept kurguladık. Burada hem sağlık tarafında Acıbadem Sağlık Kurumumuzla çözüm ortağımız, diğer tarafta da Amerikalı Avandel. Çünkü bu Amerikalı Avandel'le ben belki sorarsınız ama ben oraya girmişken gireyim konuya. Amerikalı Avandel grubu, Amerika'da yaşlı bakım üzerine hizmet veren, Amerika'nın en yüksek müşteri memnuniyetine sahip bir kuruluşu. Çok hassas bir hizmet anlayışları var. Bu anlamda işletme ayağında Avandel'le, sağlık çözüm ayağında da Acıbadem'le beraber bu projeyi geliştirdik. Amacımız büyüklerimizin sabah saat 9'dan itibaren aktif oldukları, spor yaptıkları, doğal yaşadıkları, ertelemiş oldukları hayallerin meslek kursları, sazdır, tiyatrodur, o tür şeylerin hepsini bir arada buldukları bir köy oluşturmaktı ve o köyü oluşturduk. Çok yani birçok unuttuğum şeyler var saymakta. Ama web sayfamızda bunların hepsi var zaten. Ama günün sonunda baktığımızda ki yaşlılarımızın, büyüklerimizin aktif, doğal yaşayarak, hareketli yaşayarak hasta olmamalarını temin etmeye çalışıyoruz. Ne kadar hareketli olursa, ne kadar aktif olurlarsa daha az hasta olacaklarını teorisinden ekmek istiyoruz. Olan ki yine herhangi bir rahatsızlık olursa da 7/24 uzman hekimlerimiz, fizyoterapi sitemiz, psikologumuz, diyetisyenimiz neyse bunların hepsi orada hazır ellerinin altında olacak. Bütün evler engelsiz yaşama göre dizayn edildi, özel dizayn edildi. Yani büyüklerimizle özel dizayn edildi. Birçok detay var projede. Amacımız dediğim gibi sonuçta ne yaptık bu projeyi? 55 yaş üstü büyüklerimizin geri kalan ömürlerini, Allah ömür versin hepsine, geri kalan ömürlerinin daha aktif, sosyal ve hareketli ve sağlıklı geçmelerini temin etmek için Herdem Sağlık Yaşam Köyleri'ni kurduk. Evet, oldukça seçkin bir proje, farklı bir proje, belirli bir konsepti var. Etra Holding olarak sağlık sektöründe de faaliyetler gösteriyorsunuz zaten ve siz de inşaat mühendisi bir iş adamı olarak bu anlamda sayılı isimlerden birisiniz. Kişisel olarak projeye bir katkınız oldu mu, bir fikir bazında bir atılımınız oldu mu bu anlamda? Tabii ben bu projeyi, bakın çok samimi söylüyorum, anne babam ikisi yaşıyor, Allah hayırlı versin. Anne babam için yaptım. Yani anne babamın daha çok mutlu olmaları için yaptım. Yani bu bir huzur evi değil. Çünkü hiç kimse mevcut şu andaki huzur evlerine annesi babasını vermek istemez. Bu bir yaşam köyü ve anne babamın mutluluğu için. Neler yapmak isterler, ne isterler o bilinçle, o heyecanla. Onlara sanki bir sürpriz hazırlama heyecanla yaptık. Sonuç itibariyle çok büyük fikirlerimiz, katkılarımız oldu. O heyecanı yaşayınca olayı biraz daha böyle o heyecanla yaklaşınca çok farklı yaklaşımlarımız oldu ve projenin konseptinde ciddi bir emeğimiz oldu. Bunun yanında tabii yani bizim sadece anne babamızdan oluşmuyor toplum, birçok araştırmalarımız oldu. Yani büyüklerimizin ihtiyaçları nedir? Ne istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dediğimizde onlar da yapılan o araştırma şirketlerinden yaptığımız binlerce büyüğümüzden yaptığımız araştırmaları hep bir kenara yazdık. Herkesin ortak beklentileri nelerse bunların büyük çoğunluğuna ihtiyacı cevap verici şekilde bir kurgu yapıldı.
Bu anlamda zaten bir ihtiyaç olduğunu belirtiyorsunuz. Peki benzer anlamda tekrar farklı konseptlerde projeler hayata geçirmeyi düşünür müsünüz? Düşünüyoruz ama bir ticari olaraktan ya hızlı davranmak, agresif olma niyetinde değiliz. Öncelik olarak da bu projemizi başarıyla tamamlamak, başarıyla tamamladıktan sonra bununla netice almak, eksiklerimizi gidermek. Ve bu netice aldıktan sonra ikinci, üçüncü adımlara atmayı düşünüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde işte bu çok ilgi gördü. İkinci, üçüncü, dördüncü yapalım noktasında bir tavrımız olmayacak. Ama planımız var. Çok teşekkür ediyoruz biz de zaman ayırdığınız için. Audio Jungle.